Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. Doğum sırasında yapılan yanlış müdahale sonucu bebeklerde ve annelerde oluşan kalıcı hasar, İngiltere sağlık sisteminde ödenen tazminatların çoğunu oluşturuyor. Tıbbi ihmalkarlık davalarında deneyimli avukat Sefaret Yaman haklarınızı anlatıyor. Doğum ve bebeklere ilişkin tıbbi ihmalkarlık davalarından bahsedecek avukat Sefaret Yaman bugün bizlere. Sefaret Hanım, biraz önce konuşmamız esnasında söylediniz. Dediniz ki NHS'in en çok tazminat ödediği tıbbi ihmalkarlık davaları doğum ve bebekler. Evet. Birazcık rakamlardan bahsedersek. Evet, NHS'e karşı açılan dava sayısının yılda ortalama 10 bin civarında olduğu söyleniyor. Ve NHS'in kendisine karşı açılan tıbbi ihmalkarlık davalarına ilişkin ödediği tazminatların yaklaşık %50'sini hamileliklere ya da doğumdaki hatalara bağlı olan ihmalkarlıklar olduğu söyleniyor. Bu da tıbbi ihmalkarlık davalarında özellikle hamilelik ve doğum esnasında yapılan hataların önemini gündeme getiriyor. NHS'e karşı açılan tıbbi ihmalkarlık davalarının en ciddi boyutunu bahsettiğim gibi ya hamilelik esnasında hatalı bir şekilde ortaya çıkarılmayan problemler ya da doğum esnasında yaşanan problemler ortaya çıkarıyor. Bunlardan örnek verecek olursak, örneğin hamilelik döneminde saptanması gerekirken işte Down sendromu gibi durumların saptanmaması ya da bunların saptanması durumunda hastanın yeterince ve tam olarak bilgilendirilmemesi, ona seçeneklerin ne olduğunun tam olarak anlatılmaması noktasında ortaya çıkıyor. Bazen de bize gelen davalarda en yaygın problemlerden bir tanesi, çekilen filmlerin ya da ultrason skanlarının ya da başka tetkik sonuçlarının tam ve net olarak okunmamasından kaynaklanan ihmalkarlıklar olabiliyor. Bunların hepsi doğum öncesine bağlı olan ihmalkarlıklar. Ve bunlar öğrendikleri zaman bunu öğrenen kişinin, mağdur olan kişinin 3 yıl içerisinde dava açma hakkını ortaya çıkarıyor ve bu açılan davalarda zarara göre, ortaya çıkan duruma göre tazminat talep edilebiliyor. İngiltere sağlık sistemine dava açılabiliyor diyorsunuz. Evet. Şimdi bazen de bu doğum öncesi hataların doğumdan sonra fark edilebildiğini, evet, görebiliyoruz değil mi? O yüzden bir 3 yıllık zaman, işte yapılan doğum sonrası, çocuğun engelli doğması, bazı hastalıkların meydana gelmesi gibi değil mi? Evet. Zaten tıbbi ihmalkarlık davalarında o ihmalkarlığın yapıldığı tarih değildir asıl olan. Asıl olan ihmalkarlığın öğrenildiği tarihtir. Eğer bir sağlık sorununuz varsa ve o sağlık sorununun bir sağlık görevlisinin hatasından ya da ihmalinden kaynaklandığını öğrendiyseniz, bunu öğrendiğiniz tarihten itibaren dava açma hakkınız doğuyor. İkinci bir nokta ise bu özellikle çocuklara, bebeklere ilişkin ihmalkarlıklara örnek olması açısından doğum esnasında yapılan hatalar gündeme geliyor. Şimdi NHS'e karşı açılan davalar, ihmalkarlık bazında açılan davaların en büyük kısmı doğum esnasında anneye normal doğum ya da C-section dediğimiz sezeryan seçeneğinin verilmemesi ya da normal doğum konusunda annenin zorlanması ya da bir şekilde normal doğum konusunda ısrar edilmesi. Bu bağlamda ortaya çıkan sorunların en büyük nedeni bebeğin oksijensiz kalması, beynin oksijen almaması durumunda kalıcı hasarların oluşması. İşte bu davalar uygulamada maliyeti en yüksek olan davalar. Neredeyse milyonlarla ölçülen davalar. Çünkü bu durumlarda, bu ihmalkarlıklarda ortaya çıkan hasarlar kalıcı hasarlar olduğu için çocuğun ya da bebeğin ya da kişinin hayatı boyunca bakıma muhtaç olması söz konusu olabiliyor. Hayatı boyunca bir gelirden yoksun olması durumu söz konusu olabiliyor. Bunların hepsi üst üste toplandığında rakam olarak davalar çok büyük meblağlara varıyor. Aslında bütün ailenin hayatını değiştirmiş, evet, oluyor bu hata. Peki neden bu sorunları devam ettiriyorlar? Yani bunun bir açıklaması var mıdır? Bize gelen davalarda gördüğümüz örneklerde gördüğümüz resim şu. Bir anne normal doğumdansa sezeryan istediği zaman ilk etapta doktorların karşı çıktığı bir şey bu. Çünkü deniyor ki C-section ya da sezeryan sonuçta bir operasyondur, bir ameliyattır ve her ameliyat bir risk barındırır. Dolayısıyla anne ve bebek için
daha risklidir. Onun için normal doğum anne için ve bebek için daha sağlıklı olduğu için normal doğumun zorlanması gerekiyor. Ya da mümkün mertebe normal doğuma gidilmesi gerekiyor. C-section ya da sezeryan dediğimiz prosedür ancak zorunlu kalındığı durumlarda başvurulan bir prosedür oluyor. Ancak maalesef bize gelen davalarda gördüğümüz zaman zorunlu kalındığı aşama genellikle problemin başladığı aşama oluyor. Çoğu zaman da çok geç kalınmış oluyor o prosedüre ve hatalı doğum sonucunda ortaya çıkan problemler de bu nedenle ortaya çıkıyor. Ayrıca bize gelen davalardan gördüğüm kadarıyla özellikle çocuk doğumlarına ilişkin yapılan hatalar ya da yapılan ihmalkarlıklar neticesinde ortaya çıkan sonuçlarla aileler hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak çok büyük bir yıkım içinde oluyorlar. Dolayısıyla onlar için bir anlamda legal olarak haklarını aramak, dava açmak çok ikinci plana düşüyor. Akıllarına gelmiyor. Evet, akıllarına gelmiyor ve öncelikli olarak ele aldıkları bir konu da değil zaten. Çünkü bir anne baba olarak siz de takdir edersiniz ki çocuğunuzun bir an önce iyileşmesi, düzeltilmesi ya da yapılan hatanın telafi edilmesidir önemli olan ya da öncelikli olan. Ancak gelen problemlerden bir tanesi de bu noktada NHS'in ya da hastanelerin aileleri gerektiği ya da yeteri kadar bilgilendirmemesi durumu. Mesela işte çocuğu problemli olarak dünyaya gelmiş bir aileye hastane aylarca bir açıklamada bulunamıyor. Ya da doğumda bir şekilde hasarlanmış ya da bazı incinmeleri olmuş ya da bazı kalıcı sağlık problemleri olmuş bir anneye hastane ya da o doğumu yaptıran doktor aylarca ya da bazen yıllarca bir açıklamada bulunamıyor. İnsanların da çoğu zaman çaresiz kaldıkları durum tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Şimdi tabii efendim biz tıbbi ihmalkarlık davalarını gündeme getiriyoruz çünkü gerçekten oldukça gündemde olan bir konu ve sizin bilinçlenmenizi istiyoruz. Siz de eğer başınıza tıbbi bir ihmalkarlık neticesinde buna karşı maruz kaldığınızı düşünüyorsanız uzman kişilere mutlaka başvurun diye size tavsiye ediyoruz efendim. Mia Solicitors'a bu noktada başvurabilirler. Değil mi? Uzman ekibinizle mutlaka onlara yardımcı olacaksınızdır. Tabii bu noktada ayrıca altını çizmek istediğim bir şey var. İhmalkarlığa maruz kalan kişi bir çocuksa ve bu onda fiziksel ya da psikolojik bir tahribata, karıcı bir tahribata ve bir engele yol açmışsa bu kişi kendisi bu hatadan dolayı 21. yaşına kadar dava açabilir. Eğer onun adına annesi ya da babası dava açmamışsa bu kişi kendisi dava açabilir daha sonra.